Rayman'in yaptı ya? yaptığı ne? Drake'in yaptığı ne? Onları anlayamadım. Ne yapmış oğlum yani? Abi <laughs> Drake olayı çok komik bu arada ya. <laughs> o aa, olay mı? Ne olay ne? At bakayım. <laughs> ha o olay. <laughs> <laughs> ya karama. <laughs> bu arada dişim yok. <laughs> ne ya bu? İlişkiye girdiği kadının hamile kalmasını istemeyen Drake'in bulunduğu akıl al e, bulduğu akıl almaz yöntem sizi de şoka sokacak. Hadi bakalım. Nasıl Belki yani? işe yarayan bir yöntemdir. Dinlemekte <laughs> bir fayda var. Da fayda. Oğlum sen niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? <gülüyor> bir bakalım yeni bir yöntem gibi duruyor. Ünlü şarkıcı Drake başka bir kadının kendisinin hamile kalmasından korktuğu için inanılmaz bir yönteme başvurmuş. Detaylar için buyurun. Bu ne amına koyayım ya? <laughs> Detaylar için buyurun Drake'in pornosu falan diye bir altı. <laughs> Öyle bir şey çıksa var ya şoka girerim. Öyle bir şey inşallah olmaz. Dünyanın en ünlü şarkıcıları, şarkıcılarından birisi olan Drake'i hepimiz tanıyorsunuzdur. Hepiniz. Yani. Rihanna ile yaşadığı, deş, bunu biliyorum. Rihanna ile destansı bir aşk yaşadı. Onu biliyorum. O yüzden biraz kılım kendisine. Kanye West ile olan düşmanlığı derken sadece kendi ülkesinde değil dünya çapında konuşulan bir isim. Tamam. Fakat direkt bugün oldukça enteresan bir iddia ile gündem oldu. Peki. Too much hot tea isimli Instagram sayfasının iddiasına göre direkt 2 hafta önce bir Instagram modeliyle partiye katıldı. Aha. Instagram modeliyle partiye katıldın. Tamam. Güzel. Daha sonra çift birlikte partiden çıktılar ve otele gittiler. Allah Allah, neden ki? <laughs> Modelin iddialarına göre Drake'in kendisine seks yapmak isteyip istemediğini sordu ve öpüşmeye başladılar. Hatta model Drake'in cinsel organının boyutuna kadar söylemiş. Öyle bir bilgilendirmek yani. Sondaki gülücüye bak, gülücüye bak sondaki. <gülüyor> <gülüyor> model kalp mi ya onun? Anlımdaki evet. kalp. Boynumdaki Abi, kaç chain. Şey geldi, Sen baya rap rap <laughs> piyasasına baya yakından girmişsin. Bir şey söyleyeceğim. Instagram modeli cinsel organının boyutuna kadar söylemiş. Bu da artık olmaz ya. Bu <laughs> <diyorsun. O> nasıl <gülüyor> ölçmüş? <gülüyor> Abi bu kadar da özelimiz olmasın mı falan? Mezunat açıyormuş yanında. E tamam hadi söylemiş olsun. Daha sonra direkt banyoya gitmiş ve prezervatifini çıkartıp çöpe atmış. Klozete ataymış ya. Ee, model Allah ise Drake'in arkasından banyoya gitmiş. ee, ve çöpteki kondomu kullanarak hamile kalmak istemiş. Nasıl ya? Aa. Kondom çöpteki ee? kondomu kullanarak nasıl hamile kalmak isteyebilmiş? Ya birazcık biyoloji amına koyayım. O o Abi sürmeli bu sürmeli. <laughs> tamam da kardeşim yani o, o... bibere bakam Ama o sperm ölür yani o havayla oksijenle yani o sperm affedersiniz dünyaya geldiği andan itibaren direkt Ölü Yavru olarak diye bere doğar yani. <laughs> ne yazıp buldular acaba? <laughs> Ama vajinası yerleş... vajinasını yerleştirdiği an canı yanmaya başladı mı çığlıklar atmış. <laughs> ya sen niye geliyorsun? Deli sen niye gülüyorsun? Bibere. <gülüyor> evet. Baba normal gel bana çok normal geldi. Adamın adı Drake e amına koyayım yani. O kolay mı yani onunla çocuk olması? <laughs> Çocuğuz Elin Melin olması lazım. Tabii ki acır yani diye düşünüyorum. Evet Drake ise sesleri duyduktan sonra banyoya gitmiş ve modele kondomdaki spamları öldürmek için acı sos sıktığını söylemiş. Nasıl ya? Şimdi anlamadım bunu ben tam olarak. Öncesinde mi sonrasında mı? Direkt ise sesleri duyduktan sonra banyoya gitmiş ve modele kondomdaki spermleri öldürmek için acı sos sıktığını. Kondoma acı sos sıkmış. Ha direkt bu olayı öğreniyor, acı biber alıyor, geliyor diyor ki sen ne yapıyorsun al bunu. Hayır diyor. hayır daha önce Hayır, en, hayır o en başta hazırlıklı ya. sıkıyormuş bu kendi keşfettiği bir formülmüş bu. Yani şu biber biber gerçek miymiş? Çıkardıktan yani... sonra sıkmış içine. Nasıl yani çıkardıktan sonra sıkmış içine? Yani şimdi Model affedersin, bu kadar yani, istiyordu ben şimdi kafamda canlandıramadım bak, senaryoyu canlandıramadım. Instagram <laughs> modeli orada, ya, affedersin yatakta, bu da gelmiş efendime söyleyeyim, sen de Drake olarak geliyorsun yani anladın mı? Güzel de bir performans sergilemen gerekiyor şimdi, Drake'sin, ismin var. Ee, Çağrı <laughs> beni çek, ayrıntılı anlatayım. Kanka, <laughs> bak, şu an bambaşka bir noktaya götürsün <laughs> konuyu diye <laughs> çok korkuyorum, anlatabiliyor muyum? <laughs> çok da detaya girmemizin bir anlamı yok. Neyse efendime <laughs> şey <Anlatıyormuşum. gülüyor> pantolonu sıyırıyor bu falan ben anlatıyormuşum. pantolonu sıyırıyor, para indiriyor. Neyse o iş esnasında mesela ne ara yani acı sosta bırakıyor yani oraya? Anladın mı? Ketçap mayonez sosu mu olsun, acı sos olsun mu olsun? Aa, Anlayamadım evet. ki yani. Hiç sos mu bırakıyor? Ne yapıyor? Çağrı Evet. Hani e, pre kondomu cüzdanına korsun ya böyle. Evet. Bir de hani, hiç şey koymadım. Cüzdanıma hiç kondom koymadım hani bu arada. falan hiç ya, öyle bir dakika bölüyorum. Da. Çok da özenmişimdir yani cüzdanımda kondom taşı kondom taşıyan her an böyle sevişme potansiyeli olan kendisine o özgüveni gören erkekler vardır. Böyle bizim Çok üniversitedeyken falan da vardı böyle anladın mı? Cüzdanını çıkartıyor bir açıyor. Dört tane kondom var anladın mı? Tam pesemek Dört tane kondom bir tanesini öp başına koy yani anladın mı? Dört tane birden bir de yani koymuşsun. Ben bu özgüvene de çok hayran kalmış da bir insanım. Zaten böyle bir aktivite olacaksa kondom alınır, en kolay, basit iş yani o noktada. Böyle erkekler Aynen vardı kardeşim. yani. Aynen kardeşim ama şöyle bir durum var. Hani böyle ketçap, mayonezler falan var ya aynı e, kondom şeklinde paketli. Acaba Drake'in kondomun yanında bir tane de öyle o şekilde paketli şey acı sosu mu var yani? 2 yıldır çantamda duruyor. Ha, promosyon misali. 10 senedir taşıyorum daha kullanamadım. mendil gibi. <laughs> çöpe at. <laughs> Balon yapsan onu. <laughs> Cüzdan da bu arada gözüküyor o ya. Hiç hiç iyi olmuyor bence. Ya neyse. Yani bu kondomu çıkarttıktan sonra acı biber mi dökmüş sipermini öldürmek için? Acı sos. Evet. Acı sos. Acı sos dökmüş. Baba kim dökmüş? Kadın mı dökmüş? Ya kadın Ay niye ya. döksün ya oğlum? Hayır, ya direkt, direkt dökmüş. Düşürmüş demiş ki, tamam demiş. Benim spermim değerli. Eğer bunlar benden çocuk yaparlarsa mirasıma konacaklar demiş. Gitmiş sos dökmüş spermine. Kadınla Abi gitmiş, renginden spermine de mi anlamamış ya. zaman da yanmış şeyi kokusu. <laughs> Bence daha sen çok mantıklı bir şey sordu. Ben... Renginden de mi anlamamış. Şimdi Instagram modeli olan kadın direkt e dava açmak için hazırlık yapıyormuş. Neler olacak bilemiyoruz ama gerçekten direktlik bir davranış. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Buluşalım abi. <laughs> İn bakalım yorumlarda. Kondomunu bakıyor. kullanarak hamile kalmaya çalışırken kondom içerisinde dökülmüş acı sos yüzünden canı yanınca nasıl dava açabiliyor? Pardon. Ya hikaye yalan ya kadın mal. Ki aslında ikincisi doğruysa birincisinin de doğru olma ihtimali artıyor. Adam kızın <laughs> içine boşalıp sonra acı sos köklese içine diyeceğim ki tamam aç davanı. Neyse konu yine nerelere geldi? <laughs> ya Umut abicim sen bu sitelerde geziyorsun takalım 79 tane de beğeni almışsın eyvallah öp başına koy da. Yani bunu sana bu hayatın bu akışında bu kadar bunu yazdıracak düşündürecek 11 Ocak 16 17'de mesela bunu yaptırtacak ne yapıyordun ki bu habere geldiğinde böyle bir yorum yapma gereği duydun. Mesela benim de bazı düşüncelerim var. Anladın mı? Yani Umut abinin dediği olay da çok enteresan bir olay yani. Sevişme esnasındasın. Tam affedersin hani rahatlama noktasına geldin. Aşkım bozma bir saniye. Acı sosu da şuraya şöyle <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey Hani buna da hani olmaz yani herhalde Pandora'nın kutusu bakalım Nasıl bir eziklik ya direktten çocuk dünyaya getirerek servet avcısı olmaya çalışmak Bazı kadınlar çok unursuz çok aptal Kuluçka makinesi olarak görüyorlar kendilerini Kadınlar şu zekanın onda birini çocuk doğurmama kararı Almaya harcasa... dünya kadınlar ütopyası falan olurdu Her şey kadınların elinde Haberleri yok Ata Erkil distopya kas gücüyle sindirmiş çünkü. Bir oyuncunun sözü, kadınlar istese dünyayı ele geçirebilir fakat onlar alışveriş ve makyaj yapmayı tercih ediyor. Bunun konuyla alakası yok. Bu yani. Toplumsal mesaj vermeye gelmiş. Pandora'nın kutusu. içini dökmeye gelmiş. Bu da şey olmuş. Crash. Bak bu bizden olabilir. Kral hareketliğe girmiş çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Zeki adam ya. Ne diyecek sürtük mahkemede ben ondan ne yaparsın? <laughs> Spermini çalmaya çalışarak hamile kalmaya çalıştım mı diyecek ama derse de malın önde gidenidir demektir. Evet böyle bir gündem olmuş yani bu konu. <laughs> Çok ilginç bir konuymuş. Ben de hani ilk duydum şimdi hani bir acaba nasıl bir ortam var dedim yani o dışında olay biraz farklı ya. Gerçekten yani oradaki... Reynmen bununla ne alaka peki harbiden? Aynen ben de onu düşündüm. Reynmen niye diyorsun onu anlayamadım. Aynı olay burada da mı yaşanmış? Reynmen mi yapmış? Ne? Anlamadım. Reynmen de renk sos dökmüş abi. <gülüyor> <gülüyor> <Çağrı>. <gülüyor> peki, ben rengi... de soğan halkası söylüyorum üstüne efendim. <laughs> Acı sos çıkarması yok mu? Pakette kondom şeklinde böyle. Evet. Güzel güzel reklam olur ama bu arada. şey niye böyle ticarete döküyor ya bu adam? Harbi şu ticari kafam bizi yoruyor ya Oğuz. Harbiden bir sal amonomim tatil yap yani şu yayınlarda bari. Oğuz Yozgat'ta uranyum düşün... arıyorlarmış. Sende var mısın? He <laughs> o uranyum <laughs> ben arama ekibi ne <'le gülüyor> alaka lan Yozgat'ta? He bizim koyda var. Polat Alemdar'ın da aslında orada o Mehdi olunca galiba boşa çıktı. Polat Alemdar tamam, ettim evet. mi oldu? Mehdi mi oldu? şey ben E-Devlet'te güncelleme yapmadım gibi saniye bakayım yani. Mehdi <laughs> kim olmuş? E-Devlet'te ben de onu güncellemedim çünkü henüz. Bakayım. Aa Polat Alemdar atanmış tamam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey mi ya? Ha, hani gördüm 3 tane tipi gördüm. Yozgat'ta uranyum arıyorlarmış. Dedim <laughs> yani. Çok kısa bir zaman içerisinde <laughs> deli efendim, da. Orada şey yapacağım yani. Abone olmadığım zamanlara acıyorum demiş Melody. 26. ayını kutlamış. Melody 26 aydır abonesi. Daha ne olacak kız? Abone olmadığın zaman mı var? Ben kendi kanalımda ben hani... İzleyicilerin sana olan saygısını ve aranızdaki samimiyeti kaybetmeye devam çağrı. Helal. Eyvallah Hakkı Eren. <laughs> Eyvallah kanka görüşürüz. Hastaydım oğlum. Ne yapayım ya? Allah Allah. Ne yapayım? Yeni... Her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna oyunlar.